Mustafa Kemal Atatürk. Kendisi İngiliz ajanı, din ve Türk düşmanıdır. İngilizlerle birlik olup Türkiye'yi felakete sürükleyen adamdır. Türk gençlerinin bugün İslam'a aykırı hareket etmesine sebep olan kişidir. Pardon, işin aslı böyle değil de. Tekrar alalım. Mustafa Kemal Atatürk. Bizi Osmanlı'nın barbar ellerinden kurtaran büyük adam. Kendisi ulu, yüce, hatta tanrı sıfatında bir varlık. Tövbe estağfurullah. Bu da olmadı. En baştan doğru şekilde alalım. Mustafa Kemal Atatürk. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilgisini takiben Türk Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk Ulusal Harekatı'na önderlik etmiştir. Bu süreçte büyük adımlar atmış ve Ankara hükümetini kurarak, İtilaf devletlerini bozguna uğratarak Türk milletini zafere götürmüştür. Atatürk zaferden sonra çağının gerisinde kalan devleti modern ve seküler bir ulus devletine dönüştürmek için politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel reformlar başlatmıştır. Liderliği sürecinde binlerce yeni okul inşa edildi. Kadınlara sivil eşitlik ve politik haklar verildi. Köylülerin sırtına yüklenen ağır vergiler azaltıldı. Bu gibi pek çok yenilemeyle Türk tarihinde çok önemli bir yere geldi. Aynı zamanda Türk tarihinde ve şu anda en çok tartışılan 3 liderden biridir. Mustafa küçük yaşta babasını kaybetti. Daha sonra 1893 yılında Selanik askeri rüştiyesine girdi. 1897 yılında Osmanlı-Yunan Savaşı patlak verdiğinde savaşa gönüllü olarak katılmak istedi. Komutanım gözünü sevin beni de götürün. Şu Yunanları Atina'dan denize dökeyim. Oğlum Mustafa sen daha 16 yaşındasın. Olmaz oğlum işte. Hadi git şimdi büyüyünce gelirsin. Ya imkan verin be kardeşim. Bırakın döküm şunları denize. Dökersin be yavrum. Dur 2 dakika. Mustafa Kemal 1905 yılında Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra Şam'a staj amacıyla gönderilmiştir. Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki isyanlarla ilgilenen Mustafa Kemal, gerilla savaşı üzerinde tecrübe kazandı. Bu dönemlerde arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyeti yaymak adına gizlice ordudan habersiz Selanik'e gitti. Fakat karaya çıkması sıkıntılı işte. Bu yüzden ilerleyen dönemler İçişleri Bakanı olacak olan Yüzbaşı Cemil Bey'den yardım istedi. Ya hocam merhabalar, bir şey diyecektim de ben. De bakalım ne diyeceksin. Ya ben şimdi ordudan gizli geldim buraya. Karaya çıkmak için senden yardım istiyorum. Neden çıkacaksın? Kurduğumuz cemiyeti yaymak adına. Ne cemiyeti? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Kısaca otokrasi yönetime karşı bir dernek. Ne yazık ki vatanımız tehlikede. Bizim gibi reformist subayların bu tür şeyleri yapması ülkenin geleceği için. Vay be! Ulan adamsın sen Mustafa. Tamam merak etme sen, hallederim ben senin işini. Mustafa burada hem annesini gördü hem de cemiyetin Selanik şubesini açtı. Fakat Mustafa'nın Şam'dan ayrılması saraya ulaşmıştı. Ulan bu herif kim de kafasına göre istediği yere gidiyor? Yok lan yok. Çocuk doğru yolda. Mustafa Kemal arandığını öğrenmişti. Fakat üstleri onun fikirlerini desteklediğinden dolayı ceza almamıştır. Mustafa daha sonrasında Şam'a geri döndü. Daha sonrasında Manastır'da bulunan 3. orduya atandı. Buradan sonra cemiyetin Selanik şubesinde çalışmak için Selanik'e gitti. Geldiğinde cemiyetin İttihat ve Terakki'ye katıldığını görünce, arkadaşı Ömer Naci'nin isteğiyle kendisi de İttihat ve Terakki'ye katılmıştır. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından toplumsal ve siyasal sorunları ve güvenlik problemlerini incelemek üzere bugünkü Libya'nın bir parçası olan Trablusgarp'a gönderildi. Burada 1908 devriminin fikirlerini Libyalılara yaymaya ve buradaki nüfusun farklı kesimlerinden gelenleri Jön Türk politikasına kazanmaya çalıştı. Bir diğer deyişte İttihat ve Terakki'ye karşı oluşan olumsuz havayı yok etmek için görevlendirilmiştir. İtalyanların Trablusgarp'a saldırısıyla 19 Eylül 1911'de Trablusgarp Savaşı başlamıştır. Fakat diğer büyük devletlerin ve 1. Balkan Savaşı'nın patlak vermesi sayesinde savaşı İtalya kazanmıştır. Şşt İtalya, aga sıçayım senin şansına ya. Ne yazık ki Karadağ puştu Rusya'nın gazıyla bana savaş açmış. Onunla ilgilenmem lazım. Bir barış imzalayalım seninle. Tamam aga sıkıntı yok. Fakat Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özellik tanıyacaksın. Ve askerlerini çekip orayı boşaltacaksın. Böylece ben de orayı kolay bir şekilde işgal edeceğim. 12 adada sen Balkanlardaki heriflerle uğraşana kadar bende geçici olarak kalır. Sıkıntı olmaz. Sonra sana geri veririm. Belki de vermem. İlerleyen dönemlerde ise Türkiye Lozan Anlaşması'nda ada üzerindeki hak talebinden vazgeçmiştir. İtalya geçici olarak aldığı bu adaları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'a bıraktı. Tarihler 1914 yılını gösteriyordu. Dünya global bir savaşın eşiğine gelmiş ve tarihe 1. Dünya Savaşı olarak geçecek kanlı bir muharebeye başladı. Osmanlıların savaşa girmesi sonucu İtilaf devletleri Gelibolu Yarımadası'na çıkarmalar yaptı. Böylece Çanakkale Savaşı başlamış oldu. Mustafa Kemal Anzakları yani Avustralya askerlerini Jonk Bayırı'nda durdurdu. Bu başarı üzerine Mustafa Kemal Paşa Miralaylığa kadar yükseldi. Daha sonrasında 1. ve 2. Anafartalar zaferleriyle adını Anafartalar kahramanı olarak kamuoyuna duyurdu. 1916'da bir başka görev için Edirne'ye gitti. Doğu cephesinde Rus birlikleri Osmanlı 3. ordusunu püskürtmüş
Erzurum, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'yi işgal etmişti. Albay Mustafa Kemal 15 Mart tarihinde o bölgede bulunan ve Ruslar tarafından yenilgiye uğrayan 3. Ordu'yu desteklemek için Diyarbakır'a gönderildi. Mustafa Kemal buradayken Tuğgeneralliğe yükseltildi ve paşa unvanını aldı. Mustafa Kemal taktik bir geri çekilme emri verdi. Daha sonra beklenmedik bir saldırı ile Muş'u Ruslardan kurtararak Osmanlı birliklerine stratejik bir üstünlük sağladı. Kafkas cephesindeki bu başarısından dolayı Altın Kılıç Madalyası ile ödüllendirildi. Ağustos ayında Muş ve Bitlis tümüyle Rus işgalinden kurtarıldı. Tarihler 1918 yılını gösterdiğinde Mondros Ateşkesi Antlaşması imzalanmıştı. Mustafa Kemal Paşa ise 2 hafta sonra Adana'dan İstanbul'a Haydarpaşa Garı'na ulaştı. Haydarpaşa'dan İstanbul'a geçerken Boğaz'a demirli düşman savaş gemilerini gördüğünde ünlü olacak bir sözünü söylemiştir. "Ah be paşam, bu puşların ne işi var bizim payitahtımızda? Sünnetsiz gavurlar." "Sen rahat ol ya, niye kafana takıyorsun?" "Görmüyor musun be paşam? Herifler İstanbul'a kadar geldiler." "Yahu merak etme kardeşim. Geldikleri gibi giderler." Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar Mondros Antlaşması'nı imzalasa da, mütareke savaş içinde yürütülen pazarlıkların bir neticesiydi. İtilaf devletlerinin asıl amacı, ortada kalan son pasta dilimini de paylaşmaktı. "Aga şöyle Musul'u bana ver de işimize bakalım. Anadolu'yu da bana bırak." "Devana da İzmir'i verin be ya." "Lan bana da bırakın oğlum. Bize yok mu?" "Sen kimsin lan?" "Tabii ki sana yok. Hadi yay lan. Görürsünüz lan siz." "Ulan puşt herifler, ne yapıyorsunuz burada?" "Pastayı bölüşüyoruz." "Doymadın mı pezevenk?" Mustafa Kemal Paşa halkı işgallere karşı bilinçlendirmek için gizlice gazete çıkardı. Daha sonrasında tarihe geçecek olan Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp silah arkadaşlarıyla ve halk ile birlikte zafere yürümüştür. Kurtuluş Savaşı videolarımıza sağ üstteki iyi anketinden ulaşabilirsiniz. Tarihler 1923 yılını gösterdiğinde Cumhuriyet ilan edilmiş, bu andan itibaren ülke pek çok reformlar ile çağına ayak uydurmuştur. Lakin Mustafa Kemal Atatürk'ün pek çok inkılabı bugün büyük bir kesim tarafından olumsuz karşılanıyor. En çok tartışmaya sebep olan siyasi hareketlerinden biri de halifeliğin kaldırılmasıdır. Kimileri halifeliğin kaldırılmasını Lozan'daki gizli maddelere bağlasa da, halifelik Lozan Anlaşması'ndan 8 ay sonra kaldırılmıştır. Diğer yandan Osmanlı'nın son dönemlerinde Sultan Mehmet Reşat halife sıfatında cihat ilan etse de buna pek fazla katılım olmamıştır. Aksine Arap isyanını başlatan Şerif Hüseyin'in Osmanlı'ya karşı cihat etmesine daha çok katılım gösterilmiştir. Bu durumda ortada halifeliğin gerçek anlamda yürütüldüğü söz konusu bile olamaz. Bir diğer tartışmalı konu ise laikliğin anayasaya girmesidir. Ne yazık ki günümüzdeki bazı gerizekalı zihniyetli insanların yaptığı ahlak dışı hareketleri, laikliğe bağlamaları yüzünden ne yazık ki laikliği dinsizlik olarak görüyoruz. Aynı şekilde ülkenin laiklik ile değil de şeriat ile yönetilmesini isteyen insanlar da var. Ki bu insanların bazıları namazı bırak ayetel kürsü bile bilmiyor. Ne yazık ki 21. yüzyılda şeriatı doğru şekilde uygulayacak pek fazla yönetici ve yönetim yoktur. Diğer yandan şeriat kurallarına uymayacak insan sayısı da çok fazladır. Ne yazık ki günümüzdeki İslam devletlerinin şeriatı yanlış bir şekilde yönetmeleri sonucu, Müslüman devletlere, hatta direkt olarak İslam'a karşı çok büyük bir önyargı oluştu. Şunu unutmayın, İslam dinine en büyük zararı Müslüman görünümlü karaktersiz insanlar veriyor. 21 Haziran 1934'te çıkarılan soyadı kanununa göre, her Türk kendi adından başka ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadına sahip olacaktı. Bu soyadları Türkçe olacak, ahlaka aykırı ve gülünç adlar soyadı olarak alınmayacaktı. Kasım 1934 tarihinde çıkarılan kanunla ise, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lakap ve ünvanlar kaldırılmıştır. Atatürk devrimlerinin tarihsel bir süreç olarak Osmanlı Devleti'nin 1839 yılında başlayıp 1876'da 1. Meşrutiyet'in ilanı ile son bulan Tanzimat dönemindeki yenilik ve modernleşme hareketlerinin devamı olduğu görüşü yaygındır. Ancak Mustafa Kemal Atatürk meşrutiyet aydınlarının hedefleriyle yetinmemiş, modernistlerin önerdiği Latin harflerine geçiş, batıdan yurttaşlık yasası alınması, medreselerin ve tekkelerin kapatılması, önerilerinin ötesine geçerek Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin kaldırılması, laiklik ve kadınlara siyasal haklar tanınması devrimlerini de hayata geçirmiştir. Bakın güzel evlatlarım, ben şimdi Cumhuriyet'i ilan ettim, laikliği anayasaya soktum, daha pek çok şey yaptım. Yarın öbür gün ölüp gideceğiz oğlum, o zaman işi siz devralacaksınız. Yani Cumhuriyet'i ben kurdum, onu yükseltmek de sizin işiniz. Yok ya yok, ben bundan seneler sonra senin yaptığın işleri tartışırım. Boş yere senin heykellerini dikerim, seni ilahlaştırırım, yüceltirim, her türlü övgüyü yaparım. Aynen aynen. Ben de arkadaşla tartışıp senin içtiğin kadehleri ve Müslüman düşmanı olduğunu ve Türk olmadığını söylerim. Ben de story atarım. Bu mu lan gençlik? Unutmayın lütfen. Atatürk de bizim, Osmanlı da bizim. Peki siz Atatürk'ün hangi siyasi hareketini doğru bulmuyorsunuz? Veya bu konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Lütfen yorumlar bölümünden bunu belirtiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.